Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde de çıkmış sorularla iklim tiplerini inceleyeceğiz. İklim bilgisi konusunu inceleyeceğiz. Şimdi burada dedik ki iklimden harita sorularından banka sorular vardır. İşte o zaman bu iklim konusunu beraber tekrar etmiş olalım arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. Haritada Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgeler noktalarla gösterilmiş. Akdeniz'e komşu oldukları halde bazı bölgelerde Akdeniz iklimi yoktur. Bunun sebebi nedir diyorlar arkadaşlar bize. Mesela burada özellikle şu Mısır çevresinde bakın Mısır. Diğerlerinin Akdeniz'e kıyısı var. Hepsinde Akdeniz iklimi var ama şu Mısır çevresinde genel olarak yok arkadaşlar. Niye yok diye bunu mesela sorarlar. Şunu diyeceksiniz. Denizel bir iklim. Mesela Karadeniz iklimi de olabilir. Denizel bir iklimin bir yerde görülebilmesi için arkadaşlar deniz kıyısından uzanan dağlıkların olması lazım. Dağlık alanın olması lazım. Çünkü denizden gelen hava kütlesi bunlara ne yapacak? Çarpacak. Yükseldikçe o iklimi orada oluşturacak. Yağış oluşturacak işte gibi. Dolayısıyla eğer deniz kıyıları düzse orada tam olarak o iklim görülmez. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız yer şekillerinin düz olması ya da orada denize uzanan, paralel uzanan dağların olmaması. Mesela bunu örnek şöyle verebiliriz. Rize'de ve Karadeniz'de çok fazla yağış var. Bu Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da arkadaşlar. Trabzon'da o kadar yok ama mesela Ordu'da çok az. Samsun'da ise arkadaşlar Karadeniz iklimine benzemez genelde. Niye diye sorarlarsa hemen deniz kıyısından dağlar başlamadığı için iklim kendini tam gösteremez ama Rize'de tam deniz kıyısında ve Giresun'da tam deniz kıyısında dağlar başladığı için iklim etkisini güzelce ne yapar? Gösterir diyeceğiz arkadaşlar. Evet, geçelim ikinci sorumuza. Bakın bu da yine çıkmış bir soru. Burada anlattığım bütün sorular çıkmış soru arkadaşlar. Hangisinde diyor şu üç iklimde vardır arkadaşlar? Akdeniz iklimi olacak. Yani Akdeniz iklimi var. Karasal iklimi olacak. Okyanusal iklimi olacak arkadaşlar. Şimdi Akdeniz'e baktığımız zaman bu şey İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'da okyanusal iklim yoktur arkadaşlar. Yunanistan'da okyanusal iklim yoktur çünkü Avrupa'nın batı kıyılarında değildir. Hollanda'da Akdeniz iklimi yoktur. Portekiz'de okyanusal iklimi yoktur. Ama Fransa'nın hem Avrupa'nın batısında hem güneyinde kıyısı vardır. Hem de karasal yani denize kıyısı olmayan toprakları olduğu için cevabımız Fransa. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle soruyorlar bize bu soruyu değiştirerek. Aşağıdaki ülkelerin hangisindeki iklim sıralanışı Türkiye'deki ile aynı ya da benzer özellik gösterir arkadaşlar. Bakın Türkiye'nin güneyinde Akdeniz iklimi vardır. Ortasında karasal iklim vardır. Kuzeyinde de Karadeniz iklimi vardır dedik. Okyanusal iklim, karasal iklimin benzeri okyanusal iklimin benzeridir Karadeniz iklimi. Dolayısıyla Fransa'nın da güneyinde Akdeniz, ortasında karasal, kuzeyinde de okyanusal iklim olduğu için Türkiye'nin iklim dağılışı ile Fransa'nın iklim dağılışı aynıdır. Devam edelim arkadaşlar. Evet, başka bir soru tipimiz. Hangilerinde belirgin kurak dönem vardır arkadaşlar? Ekvatoral iklim 4 mevsim yağışlıdır. Kurak mevsimi yoktur. Okyanusal iklim 4 mevsim yağışlıdır. Belirgin kurak mevsimi yoktur. Muson iklimi kışın kuraktır. Saban iklimi kışın kuraktır. Akdeniz iklimi ise yazın kuraktır. O zaman 2, 4 ve 5 arkadaşlar. Hangi şıkkımız? 2, 4 ve 5. E şıkkımız bu sorunun cevabıdır. Devam edelim. Evet, buradaki sorumuz da arkadaşlar. Bir bölgede bu özelliklerin oluşmasında aşağıdaki koşulların hangisi daha etkilidir? Bitki örtüsü neymiş? Orman. Akarsu rejimi neymiş arkadaşlar? Düzenliymiş. Tarımda sulamaya duyulan gereksinim neymiş? Azmış. Diyor ki bu üç özelliği oluşabilmesinde hangisi etkilidir arkadaşlar? Burada bakın bitki örtüsünde ağaçların yetişmesinde en etkili olan şey sıcaklık ve yağıştır arkadaşlar. Diğerlerinde bu etkiler. Dolayısıyla baktığımızda sıcaklık ve yağış değerleri arkadaşlar ya da sıcaklık ve yağış rejimi bunun üzerinde etkili olduğu için cevabımız nedir? C şıkkıdır. Devam edelim. Evet, burada 3 tane grafik var bir soru içerisinde. Demiş ki bu yağış rejimleri, yağış grafikleri hangi iklimlerindir arkadaşlar? Şimdi bakın birincisinde 4 mevsim yağış var. En fazla yağış ilkbahar ve sonbahar aylarını göstermiş. O zaman bu ekvatoral iklimdir arkadaşlar. Çünkü ne dedik? 4 mevsim yağış bahar aylarında artan hangisiydi? Ekvatoral iklim. O zaman bir C'de var bir de E'de var. İkinciye bakın arkadaşlar. İkincide en fazla yağış ne zaman? Yazın arkadaşlar. Yaz mevsiminde en fazla yağış var. Bu ya musondur dedik ya da savandır. Şıklarda hangisi var? Bu var arkadaşlar. E şıkkında 2 var, 1 var.
Üçüncüde de en fazla yağışlar genelde kış mevsimine denk geldiği için hangisidir? Akdeniz. Bakın o dersi dinlediğimizde bunlara ulaşabilmeliyiz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın diyor ki Afrika kıtasının hem kuzeyinde hem de güneyinde Akdeniz iklimi var. Akdeniz iklimi olması aşağıdaki hangisiyle bağlantılı olabilir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Afrika kıtasını bir gözümüzün önüne getirdiğimizde ortasından ekvator geçiyor arkadaşlar. O zaman hem kuzeyinde hem de güneyinde Akdeniz iklimi varsa Akdeniz iklimi orta kuşak iklimi değil midir? Öyledir. O zaman diyeceksiniz ki bu kıtanın hem güneyinde hem de kuzeyinde arkadaşlar orta kuşakta toprakları var olması, yani B şıkkı her iki yarım kürede de orta kuşakta topraklarının bulunması bunun kanıtıdır dersiniz arkadaşlar. Evet, şimdi burada 3 tane adamın bulunduğu yerin yaşam koşullarından bahsetmişler. Demişler ki hangisi doğrudur? Bakın birincisi diyor ki bizim yaşadığımız yerde hava genelde gündüzleri çok sıcak, geceleri dondurucu soğuk var diyor. Çok ender olarak yağmur var. Tarım olanakları çok kısıtlı olduğu için göçebe hayvancılık önemli geçim kaynağıdır demiş arkadaşlar. Şimdi burada bir duralım. İkinciye bakalım. Bizim yaşadığımız yerde kurak mevsim olmadığından yetişme döneminde kuraklık isteyen bitkiler muz, patates, şeker kamışı gibi ürünler var arkadaşlar. Şimdi muz tropikal üründür arkadaşlar. Şeker kamışı da tropikal üründür. Hava yıl boyunca sıcaktır diyor. Kışlık elbiseyi yakacak ihtiyacımız yoktur. O zaman ikincisi ne olacak arkadaşlar? Ekvatoral iklim olacak. Üçüncüsü ise bizim yaşadığımız yerlerde çeltik tarımı var. Bakın çeltik özellikle iklimi anlatırken söyledik. Muson ikliminindir. Birincide de arkadaşlar çok belirgin bir şekilde tarımlıklara kısıtlıymış. İşte gündüzleri çok sıcakmış, geceleri dondurulmuş, gündüz sıcaklık farkı çok fazlaymış. Bu da çöldür arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Yine arkadaşlar aşağıda 4 farklı iklim tipinin özellikleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu iklim tiplerinden bir tanesi değildir? Bütün yıl yağışlı, sıcaklık daima 20 derecenin üzerindeyse bu ekvatoral iklimdir. Sıcaklıkta böyle bir özellik var. Her mevsim yağışlı, her mevsim yağışlı ekvatorun dışında olan hangisidir? Okyanusal iklimdir. Bakın B gitti, A gitti. Yıllık yağış miktarı 250 milimetrenin altında sıcak ve kurak olan, yıl 250 milimetrenin altında ise yağış yok denecek kadar az demektir. O zaman bu da çöl iklimidir. Sıcaklık 0 santigrat derecenin altında çok soğuk olan bir yer arkadaşlar. Burası da kutuptur. O zaman hangisi dışarıda kaldı? Muson iklimi dışarıda kaldı. Son sorumuza da bakıp konuyu bitirelim arkadaşlar. Son sorumuzda diyor ki kaç numaralı doğrultuda görülen iklim tipi çeşitliliği daha fazladır? Burada şunu bileceksiniz arkadaşlar. En çok kuzey-güney yönünde ilerleyen yerde iklim çeşitliliği daha fazladır. Şimdi bakın doğu-batı yönde gittiği için arkadaşlar çok fazla iklim çeşitliliği göremezsiniz. Çünkü aynı iklim kuşağı boyunca ilerliyor. Yine aynı şekilde bakın hep karasal iklim. Yine bu da uzun ama kuzey ile güney. Mesela 30 kuzey, 30 güney arası olduğu için aynı iklimler var kuzey-güney yönünde. Burada da arkadaşlar yine güneye doğru ilerliyor. Evet ama okyanusun içine doğru daldığı için çok fazla iklim değişikliği yok. Ama burada ekvatoral iklim var, savan var, çöl var, Akdeniz iklimi var, ılıman okyanusal iklim var, karasal iklim var gibi arkadaşlar. O yüzden 2 numaralı yerde. Yani daha çok kuzey yarımkürede karaların içerisinde kuzey-güney yönde en fazla ilerleyen de iklim çeşitliği daha fazladır deriz. Ve bu örnek dersimizde bitirmiş oluruz arkadaşlar. Gelecek dersimizde buluşmak dileğiyle.